kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Baby Reindeer'ı konuşacağım. Gerçekten çok takıntılı bir dizi. Neden takıntılı olduğumu şimdi birazdan gerçekten anlayacaksınız. Bu dizi Richard Gere adında genç bir komedinin gerçek hayatta başına gelen olaydan esinlenerek yapılmış bir dizi. Zaten başrolünde de Richard Gere oynuyor. Donald Duck oynuyor. Diğer hanım da Martha. Ben bu karakterlerle ilgili öncelikle karakter analizini yapmakla başlayacağım. Sonra da diziyi Donald'ın şöyle bir karakteri var. Donald geçmişte tecavüze uğramış. Bu yüzden kendini değersiz hissediyor. Martha'nın takıntısı aslında bence hoşuna gidiyor ve olmayan gururunu okşuyor. Düşünsenize, sizin kendinize karşı bir gururunuz, bir güveniniz, hiçbir hissiniz yok. Ve bir insan size son derece takıntılı ve ilgisini gösteriyor. Bu kimin hoşuna gitmez ki? Temelde hepimiz birinin ilgisine muhtacız. Ve böyle bir ilgi, böyle bir sevgi, aslında takıntı, sevgi değil bu. Hepimizin hoşuna gider. Yani rahatsız olsak da içten içe bundan keyif alırız. Çünkü insan böyle şeylerden şeytani olarak keyif alan bir varlık. Martha'nın da şöyle bir sorunu var, karakteri analiz etmek gerekirse. Yalnız, sevgi görmemiş, işsiz bir kadın. Avukatlıktan atılmış. İşte mesela evine gidiyor, tek başına işte cipsini, kolasını götürüyor. Evinde 100 tane telefon çünkü insanların hayatlarını takip ediyor. Hayatla ilgili nefret dolu bir insan ve dizinin ikinci bölümünde özellikle çok şiddetli eğimli olduğunu da görüyorsunuz. Ve böyle olduğu için mesela başka insanları takip ederek hayatla ilgili kinini kusuyor. Sevgi görmemiş olduğunu söylemiştim. Şöyle bir final sahnesinde şöyle bir sahne var işte. İşte tam böyle adam ses kayıtlarını dinliyor Marta'nın ve şunu diyor Marta ses kaydında, diyor ki ben seni diyor Rengeyi'ne benzetiyorum diyor. Çünkü diyor ben diyor annem babam kavga ettiği zaman diyor benim küçükken diyor bir oyuncağım vardı, o da bir Rengeyi'ydi diyor. Sen de diyor aynı diyor Rengeyi'ne benziyorsun diyor. Ağzın burnun diyor, dudakların hepsi diyor aynı diyor. Buradan da mesela karakterin mesela içindeki o nefreti birilerinden ve birilerine sarılaraktan çıkarttığını anlayabilirsiniz. Böyle bir şeyi de tespitte bulunabiliriz. Karakterleri de böyle analiz edebilirim size. Şimdi dizinin temelinde işte herkes şeyi soruyor. Yorumlarda falan çok tartışılan bir şey bu. Bu arada çok popüler olmuş bir dizi. Ben de fragmanını izledim. İlk fragmanı izlediğimde şey düşünmüştüm bu arada. Yani platonik bir aşktır dedim. Ama sonra izleyince gerçekten takıntı olduğunu anladım. Herkes şunu tartışmış yorumlarda. Tekrar konuya baştan tekrar döneyim. Yorumlarda millet şunu tartışıyor. Diyor ki bu adam niye bunu polise vermiyor? Şey, birincisi ilk dediğim sebepten kaynaklı. Çünkü onun ilgisi ister istemez hoşuna gidiyor. Hani kim hoşuna gitmez ki, yani manyakça bir ilgi de olsa hoşuna gider. İki, adamda çok ciddi bir acıma duygusu var. Çok merhametli bir adam. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Bir sahnesi var işte. Kameram da kayıyor, kusura bakmayın. Bir sahnesi var. İşte kadın buz gibi soğukta adamı evinin önünde bekliyor ya şimdi. Adam acıyor. Diyor ki ya diyor ben diyor bunu diyor evine kadar götüreyim. Götürüyor da gerçekten. İşte kadına kahve yapıyor, işte ısıtıyor, ediyor. Şimdi hangi insan bunu yapar ki? Bunu çok merhametli bir insan yapar. Ve adam gerçekten yufka yürekli bir insan. Kadına acıdığı için böyle bir şeyi polise vermek istemiyor. İkinci, üçüncü nedeni de korkuyor kadından. Çünkü kadına şiddet eğilimleri var. Daha önce bir polisi takip etmiş. İşte annesine şiddet uygulamış. Küçük bir çocuğu işkence etmiş. Ki bu şiddet eğilimini de mesela şeyde anlıyorsunuz. İkinci bölümünde anlıyorsunuz. Bunlar şimdi bir kahve içmeye gidiyorlar. Kadın soruyor işte. Sen benden niye kaçıyorsun diyor. Sen diyor geçmişte bir şey mi yaşadın diyor. Bir erkek miydi diye. Adam da anlatmak istemiyor şimdi.
yeni tanıştığınız birisine bu kadar özel bir şeyinizi açmazsınız yani. Adam da haklı ve bunun anlatmadığı için adamın neredeyse parmağını kırıyor. Burada mesela şiddet meyimli olduğunu oradan anlıyoruz yani. Bir de şu var, işsiz güçsüz olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. İlk bölümünde avukat olduğundan bahsediyor. Sürekli kendisini övüyor, ediyor falan. İşte ben ilk zaman demiştim bunda bir anormallik var falan. Şimdi düşünsene, işin gücü olan bir insan niye her gün aynı kafeye, aynı bara, aynı şeye nasıl gidebilir diye düşünüyorsun. Ki kadın bir sürü insanı takip ediyor işte dizinin sonunda. Bu adam hariç 3 kişiyi daha takip ediyormuş kadın. Bayağı bir sıkıntılı bir tip. Böyle bir şey var. Bir de şunu tartışmak istiyorum sizinle işte. Genelde şimdi böyle şeyler kadınların başına geliyor ya hani. Adam polise haber veriyor işte. Polis bunu ciddiye almıyor. Genel olarak mesela erkeklere taciz edilme konusunda polisler bunu ciddiye almıyor. Sanki erkekler böyle şeyleri yaşamaya hakmış gibi gözüküyor. Halbuki hiç kimse tacize uğramamalı. Çok kötü bir şey bu. Yani düşünsene, seni takip eden bir insan var. Evine kadar takip ediyor. İşte senin e-posta adreslerine her Allah'ın günü 50 tane mesaj atıyor. İşte sen doğum gününü kutlayacaksın mesela. Oraya geldiğinden haberi bile yok. Senin haberin yokken evine giriyor. Senin haberin yokken arkadaşlarına mesaj atıyor. İşte ya düşünsene, Facebook'una dadanıyor. Oradan eski sevgilisine küfürlü mesajlar atıyor. Kıskanıp da işte sen nasıl böyle yaparsın falan diye. Bu insanlara karşı çok tedbirli olmak lazım. Gördüğümüz anda kaçmamız lazım. Çünkü böyle insanlar en ufak bir ilgide, çok çok ufacık bir ilgide yani. Sen karşılık verdiğin zaman, ki adam biraz da karşılık da veriyor buna. Breadcrumbing yapıyor yani, nasıl diyeyim, ekmek kırıntısı kadar sevgi veriyor buna. Bu onu cesaretlendiriyor. Ha, bu beni seviyor diye. Bu adamın da bunu yapması yanlış. Ama adamın da psikolojisi bozuk. Yani normal değil yani, yaşını başına gelen olaylardan kaynaklı. Ve hani kaygılanıyor da yani, böyle bir takıntı karşısında insan gerçekten kafayı yer yani. O kafayı yemekle de her şeyi yapabilir. Şöyle bir durum var. İşte erkeklere sanki normal... İşte ben gerçekten kimsenin tacize uğramaması gerektiğini düşünüyorum. Çok kötü bir olay bence. Yani düşünsene, seni takip eden bir insan yani. Ve bunun bir de ilgi de değil bu, normal. Takıntı yani. Bunun takıntı olduğunu şöyle de anlayabilirsiniz. Buradan da çıkarabilirsiniz. Adama ulaşamıyor ya. Adamın ailesine gidip çocuğunuz trafik kazası geçirdi diyor. İlgi çekebilmek için. Yani bu artık hastalık. Hastalık boyutunda yani. Sonra işte bu dizi çıktıktan sonra kadın şey demiş. Mağdur benim demiş. Sizce şey mi? Mağdur kadın mı yoksa adam mı? Burada adam bence mağdur. Kadının pek bir mağduriyetini göremedim. Siz neler düşünüyorsunuz bu dizi hakkında? Ben bu diziyi çok beğendim. Çok güzel bir dizi. Sürükleyici, takıntılı da bir dizi aynı zamanda. Şu an izlediğim en iyi Netflix yapımlarından biri olabilir. Görüşürüz. Benim söylediklerim bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.